3, 2, 1, dong. Soruyu sormadan önce altta bir yorum var, şimdi onu gördüm. Hocam dikkat ediyorum da ağzınızdan hiç boş laf ve tökezleme çıkmıyor. Böyle net ve demek istediğini çok iyi ifade edebilmek için ne yapmak lazım? Yani teşekkür ediyorum. O sizin güzel bakışınız. Bana çok boş konuşuyorsun diyen adam da var. Yorumlarda görebilirsiniz yani. Bak bu da göreceli işte. Her şey göreceli. Ama güzel sözleriniz için teşekkür ediyorum. Ama doluluk değil de hani o şey hocam, seri konuşma hali. Evet evet. Sanki. Yani gevezelik, o çok iyi bir meziyet değil yani. Benim üstüne biraz böyle işte merak, işte ya anlatmıştım ya daha önce. Mahallede çocuklar sürekli dövdüğü için küçükten beri ansiklopedi okursan sürekli malumat buruş bir adam oluyorsun. Allah'a şükür ki bunlar işe yarar bir konuya dönüştü de. Yani insanlara faydası olduğunu düşündüğümüz şeyleri işte böyle çekip de anlatmak için. Bak burada kaç kişi var kamera arkasında görmüyorsunuz. Arkadaşlarla beraber bir araya geliyoruz. Böyle şeyler yapıyoruz. Yoksa tek başına gevezelik sakıncalı. İnşallah bunun bir faydası oluyordur. Sizin gibi arkadaşlar da sağ olsunlar bu gazı veriyorlar. Ben iyice konuşuyorum. Allah'tan hayırlısı. O halde Kadir Kadir beyefendinin sorusunu soruyorum. Kadir Kadir. Evet. Kadir Kare. Mesela okumakla dinlemek arasındaki olumlu olumsuz farklar nedir? Sizin yazdığınız kitapları okursak mı daha iyi anlaşılır? Ya da siz bir videoda yazılanları anlatsanız dinlesek daha mı kalıcı olur? Yoksa kitap işi tamamen ticari amaçlı mıdır? Nasıl ya? Ticari derken? Kitap, ticaret. Bilmiyorum. O ayrı bir konu. Sanıyorum öğrenme açısından soruluyor herhalde Kadir Bey. Öğrenme açısından hangisi daha verimlidir diye soruyor. Tamamen bağlama göre değişir. Yalnız yazılı bir metni okuma sırasında beyin çok başka çalışır. Anlatılan bir metni dinlerken bambaşka çalışır. Mesela ben bunu özellikle kişisel olarak şeyde çok deneyimlemiştim. Sevgili Murat Menteş'in ben sohbetini çok severim. Yani biz çok çok sohbet ederdik onunla. Bir süredir görüşemiyoruz ama ses tonu, mimikleri, anlatışı çok iyi bildiğiniz bir insan ve daha sonra onun İşte Ruhi Mücerret kitabını kendi sesinden kaydettiği bir sesli kitaptan dinledim. Arabayla kaza yapıyordum gülmekten. Çünkü zaten Ruhi Mücerret tuhaf bir roman. Hakikaten okurken sesli gülme ihtiyacı hissediyorsunuz. Ama bir de Murat'ın sesinden okuduğunuzda o bambaşka bir deneyim. Fakat ben aynı zamanda kitabı yazılı metinden de okumuş olduğum için orada hissettiğiniz duygulanım, oradaki veriyi alma ve değerlendirme hızınızla bir başkasından dinlerken aldığınız veriler çok farklı. Ben mesela Murat Menteş'i tanıyan birisi olarak o kayıttan bambaşka bir şey alırken Murat Menteş'i daha önce tanımamış ya da sesini duymamış, kendisiyle konuşmamış, fiziksel ortamda bir araya gelmemiş birinin o kayıttan alacağı şeyler başka. Yazılı metinle sesli kayıt arasındaki yahut bir video izlerken aldığınız enformasyon arasındaki en önemli fark şu. Yazılı ve basılı bir metni siz okurken istediğiniz yerde durup, düşünüp, başa alıp, tekrar dönüp kendi zihinsel ritminizle konsantrasyonunuzu kontrol ederek belli bir sohbet döngüsü içerisine girebilirsiniz. Fakat kayıtlı seslerde yahut görüntülerde bir akış hızı vardır. Sizin o akış hızına uymanız beklenir. Yine biliyorum, bak müneccimlik yapayım. YouTube'dan bu videoyu izleyenlerin büyük bir çoğunluğu çarpı 1.25 ya da 1.5 hızda izliyorlardır. Çünkü bir an önce bir ara veriyi alayım, bu ne diyor, işin özüne geleyim falan gibi. Hani dijital ortam bizi enformasyon tüketmeye şartlanmış hale getiriyor. Ve birim zamanda ne kadar çok enformasyon alırsak bunu o kadar karlı görüyoruz açıkçası. Ama beyin öyle çalışmıyor. Mesela bir şiir kitabını böyle okumanız zor. Şiir okurken bir duracaksınız, böyle bir işte bulutlara bakacaksınız falan, işte böyle bir dalacaksınız. Belki iki satır kendiniz oraya kenara bir not düşeceksiniz. Yahut işte kapatıp biraz hülyalara dalacaksınız, üstüne bir uyuyup kalkacaksınız, bilmiyorum. Yani nasılsa ritminiz. Kitap ona fırsat tanır, basılı metin ona fırsat tanır. Basılı metin daha içine girmeniz gereken, çaba göstermeniz gereken, alışverişte bulunmanız gereken bir indekstir. Ama ses ya da görüntü kaydı biraz daha malumata benzer. Onu kendi hızıyla dinleyebilirsiniz. O hızda algılamanız gerekir. Algılayabildiğinizi algılar, algılayamadığınızı kaçırırsınız. Bir izlediği filmi bir daha izleyen insanlar vardır. Ben onlardan biriyim. Bazı filmleri 50 kere izlemiştim, 100 kere izlemiştim var. O filmi her seyrettiğinizde size farklı bir şey dokunur. Farklı bir şey algılarsınız. Gözünüze farklı bir şey, kulağınıza farklı bir şey çarpar. Bu filmin değişmesinden değil, sizin değişmenizden kaynaklanır. Her izlediğinizde siz artık başka bir insan olursunuz. Aynı uyarını bir daha aldığınızda bambaşka bir şey olur. Ama daha önce okuduğunuz bir kitabı tekrar okuduğunuzda bu deneyim çok daha derindir. Çok daha farklı düzeylerde olur. Bazen bambaşka bir kitap okuyormuş havasına kapılırsınız. Sebebi çok açıktır. Kitap, kitap gibi okunduğunda sizi çok
ciddi değiştirir. Ve bir daha aynı metni okuyan kişi asla aynı kişi değildir. Dolayısıyla bunları kendi başımıza sınayarak da çok rahat keşfedebileceğimiz bilgiler olarak bakalım bunlara ve bir deneyelim. Özellikle birçok insan benim videolarımı izlerken, işte pardon kitaplarımı okurken hocam sanki sesinizle okuyormuşsunuz gibi falan geliyor diyor. Bu benim belki bir avantajım ya da dezavantajım olabilir. Görüntülü medyada ya da sesli medyada çok sesim çıktığı için insanlar artık benim konuşma, anlatma vesaire tarzımla yazış tarzımı üst üste örtüştürüyorlar. Bu her zaman olmak zorunda değil. Tanımadığınız birinin kitabını okurken de içinizden ona genellikle bir iç ses yakıştırır. O sesle okuyor olabilirsiniz ki çoğu insan böyle yapıyor. Bu içerideki anlama sürecinin bir parçası. Benim kitap yazma sebebim burada anlattığımız şeyler ki mesela bir sonra yazacağım kitabın herhalde çoğunu sağda solda anlatmışımdır. Ama bunları derli toplu bir başvuru kaynağı halinde bir yere koymazsanız bu bilgiler dağılacak, kaybolacak, parça parça olacak ve bütünlük bir hikaye arz etmeyecek. Başarılı kitaplar iyi hikayelerdir. İster bilim kitabı olsun, ister edebiyat kitabı olsun fark etmez. Başından sonuna kadar sizi bir yolculuktan geçirir ve o yolculuk iki kapağın arasında tamamlanır. Yani yazarın niyet ettiği yolculuk tipi neyse, ruhsal bir şey olabilir, zihinsel bir şey olabilir, fiziksel bir yolculuk olabilir. Sizi o yolculuğa davet eder ve başından sonuna kadar götürür. Dolayısıyla kitap farklı bir deneyim. Bir deney sonucu daha söyleyeyim. Belki ilginizi çeker. Bugünün özellikle benim gibi malumat sever, malumat filik dediğimiz insan tipine önemli bir uyarı. Yarım bıraktığınız kitap sayısı ve film sayısı arttıkça hafızamız zayıflıyor efendim. Bunu belirtmeme izin veriniz. Çünkü beyin hikayeyle çalışıyor. Hikaye tamamlanmadan eğer o hikayeye başlayıp bir kenara atarsak beyinde büyük bir herhangi bir yere bağlanmamış veri yığını kalıyor. O veri yığını boşa gidiyor. Böylece boşa giden bağlantılar, boşa giden enformasyonlar silsilesine alışan beyin bir süre sonra bir şeyleri bir hikayeye bağlayıp da kaydetmemeyi normal karşılamaya başlıyor zannedersek. Dolayısıyla her kitap tabii ki kapaktan kapağa okunmaz ama şöyle en azından bir edebiyat eseri alıyorsak elimize bir ciddiyetle onu şöyle bir başından sonuna bitirelim, bir oturalım şöyle bir hakkını verelim. Çünkü kitap başka bir şeydir ve yakın zamana kadar da kitabın yerini alacak, dijital kitaplar dahil olmak üzere kitabın yerini alacak pek bir teknolojik gelişme bilmiyoruz. Kitapla çatalı karşılaştırmanızı öneririm. Çatal en eski icatlardan biridir. Modası ne zaman geçecek bakacağız. Buyurun Ozan Bey. Evet, yeni Şeyma benim hocam. Nasıl biraz çok büyük beklentinizi şey yapmış olabilirim ama. Evet. Hocam şimdi sahnedeyken, gitar çalarken diyorum ki şu anda ne kadar güzel bir akışa geçtim. Diyorum ne kadar böyle doğru basıyorum. Şu anda diyorum tam oturuyor her şey diyorum. Ve bir saniye geçmiyor, ardından hemen bir hata geliyor. Ha, bunu nasıl çalıyorum diye dikkat ettiğin evet, anda. Evet, onu düşünmeye başladığım anda bu şey. Yani o sistem bir anda kırılıyor. Ve bunu bir de şöyle de bir şeyi var. Hiç hata yapmayan gerçekten yani kusursuz çalan insanlar var. Yani bu bir işi yaparken de böyle yapan insanlar var. Hani bunun nasıl bu kadar mükemmel hale getirebiliyorlar? Ya da bunu düşünmeye başlayınca neden bu hale geliyoruz? Mükemmel dedin. Bir söz var ya İngilizce'de, practice makes perfect. Hani ne kadar çok çalışırsan mükemmelleşiyorsun. O mükemmelleşmede işte bu senin zaten sen de ifade ettin sorarken akış dediğin hale kolaylıkla girip çıkabilmeni sağlayan bir zihinsel düzeye gelmen. Şimdi bu akış senin aynen müzik çalarken işte kimisinin spor yaparken benim konuşurken genellikle girdiğimiz ruh hali bir zihinsel durum. Bu zihinsel durumda birkaç şey olur. Birincisi beynin dopamin falan salgılayan motivasyon ve dikkat merkezleri foşur foşur çalışır. Efendim işte ödülle ilgili, rahatlatmayla ilgili diğer bir sürü kimyasal miktarı artar. Ama bu arada bir şey daha olur. Ön beynimiz yani normalde hareketlerimizi kontrol eden işte şurada şunu mu yapayım, bunu mu alayım, bu ürünü mü alayım, bu ürünü mü alayım diye seçimlerde kullandığımız ön beyin faaliyetini yavaşlatır. Devreden biraz çıkar. Bu devreden çıkma hem tereddütü, korkuyu, şüpheyi azaltır hem de hareketlerin otomatik, daha önce çalışılmış ve ustalaşılmış hareketlerin otomatik ve engelsiz olarak yapılmasını sağlar. Sen ne zaman ki o akış durumu içerisinde bir anda bilinçle bir dakika ben ne yapıyorum şu anda sorusunu sormaya başladığında ön beyin online olur tekrar. Ön beynin bir sıkıntısı var. Beynin duygusal o diğer bölümleri gibi veriyi hızlı işleyemiyor. Dolayısıyla parça 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 bölmeye başlıyor o veriyi. Sen normalde gitarda, bas gitarda notaları basarken beyincinde kaydedilmiş son derece detaylı hareket kalıpları saniyede yüzlerce, binlerce paterni, örüntüyü devreye sokarak o işi zaten yapıyordu. Ön beyin bir dakika ben kontrol edeceğim dediğinde, devreye girdiğinde bir anda
lohuza yetişemediği için senin işlemlerde bir karışıklık oluyor ve taktuk işler dağılıyor. Bunu şeye benzetebilirsin. Her şeyin tıkır tıkır işlediği bir şirkette yeni bir CEO atandı mesela. CEO geldi dedi ki bir dakika bütün işleri değiştiriyoruz. Kimse ne yapıyorsa herkes bana maili forwardlasın. Herkesin yaptığı işi göreceğim bilmem ne yapacağım diye girdi. Halbuki aşağıda 40 adam tıkır tıkır çalışırken bir anda tek bir dar boğazdan işler geçmeye çalışınca şirket bir anda parça kırıyor biliyorsun. Her şey dağılıyor. Aynı şey akış halindeyken düşünmeye başladığında oluyor. Sen çok güzel yakalamışsın bu arada onu. Birçok insan mesela ben işte müziği niye bıraktığımı daha önce söylemiştim. Stres oluyor millet karşısında çalarken. Çünkü akışa geçecek kadar çalışmamışım. O kadar çok pratiğim olsa. Mesela bir Paul Gilbert'ı izliyorsun değil mi sahnede? Adam ne yapıyor? Düğmeye bastım. Lalalala falan. Ne olduğunu göremiyorsun adamı yani. Eminim sen şimdi buraya Paul Gilbert koyarsın gitar solosu yaparken. Bu yıllar süren, her gün disiplinli bir şekilde yıllar süren bir çalışmanın ürünü olarak beynin o karmaşık süreçleri otomatik pilotta ve hatasız şekilde yapacak devreleri biriktirmiş ve öğrenmiş olmasından geliyor. Ama ön beyni biz ne zaman kullanıyoruz? İlk defa elimize gitar aldığımızda mesela. Buraya basıp böyle yapınca bu ses çıkıyor. Ona benim şey var. Adım adım. Ön beyin böyle çalışıyor. Ama yeterince ustalaşınca blablabla yaparken artık ön beyin çalışmıyor. Arkada biriktirilmiş olan devreleri kullanıyoruz. Ne kadar çok pratik o kadar çok akış şansı. Ve akış sırasında hani böyle film sahneleri falan da var hatırladım. Birisi tam böyle kaptırmış bir şey yapıyor. Birisi bir laf atıyor ya da biri bir ses deniyor. İşte olay bir anda bozuluyor. İşte kahramanımız bir anda kurşun yiyor falan. Bir başkası onun dikkatini dağıttığında gibi. Dolayısıyla o konuda dikkatimizi bir yere yönlendirmek zorunda kalmadığımızda bizi müthiş başarılı yapan özel bir hediyedir akış durumu. Sen ne güzel ki bunu deneyimliyormuşsun demek ki. O yaşadığın şey o. Dolayısıyla bazı yerde kafayı çok kullanmamak lazım. Hani akalım baba var ya aksın. Yani gidelim. Mesela birkaç soru evvel bilmiyorum birisi bir şey sormuştu. Nasıl böyle konuşuyorsun falan diye. Aklımı kullanmaya başlarsam kafam karışıyor. Ben ne anlatacağımı unutuyorum. Ama bir yerden ipin ucunu tutup da çoğu videoda beraber yaşamadık mı arkadaşlar? Nereden girdik, nereye çıktık, ne oldu falan diye işte böyle bir şeyden bahsediyorum. Hayatta her şeyi böyle yapma şansı var. Ne yaparsan yap, akış ile yap. Akış ile. Bu sefer aşk değil. Bu sefer akış ile yap diyeceğiz. Dolayısıyla bu güzel gözlem aynen devam. Artık buradan aldığın ders nedir? Boşuna düşünmeyelim. Bak orada beynin devreye girmemesi ne yapıyorsun? Bas çalarken ne kadar güzel gitara değil ortama odaklan mesela seyircilere. Müziğin İngilizce'de groove denen bir şey var. Bizim Türkçe'de pek yok değil mi onun bir karşılığı? Evet tam yok yani groove. Yiv demek aslında groove. Hani böyle vida yivine girince dönmeye başlar ya bir akar ya. Genelde biz groove'umuzu yani müzik yürüyüşümüzü şu hareketle almaz mıyız bütün müzisyenler bunu yapar değil mi arkadaşlar? Siz o hareketle mi alırsınız abi? Oy biz emri popalı. Nedir bu? Evet. Ben bu muhabbetin ağzı nasıl işte? Ben ne anlatayım onu? Böyle müzikte her gün işte 30 kere çaldığın parçayı 35. kere çaldığında böyle bir herkes coşar, herkes zıplar, şarkı aynı şarkı. İşte o hal herkesin, dinleyicinin de akışa geçtiği andır. Onun böyle formülü de yok. O yüzden onu yakaladı mı kıymetini bileceksin. Bitene kadar da zevkini süreceksin. Yoksa bu nasıl oluyor bilmem ne düşünürsen sıkıcı bir insan olsun. Bak sonra notayı da basamazsın. Tabii. Allah muhafaza. Tam onunla da ilgili değil. Yani çok iyi çaldığımı düşündüğüm zaman da değil. Mesela ben bunu şu anda nasıl yapıyorum ki dediğimde de oluyor işte zaten. İşte hani o nasıl yani... yapıyorum sorana kadar sen yapmıyordun onu. Yapılıyordu evet, arkada. Evet yani o zaten ondan önce 500 kere çaldığımız parça aslında yani. Hani garip bir durum. Ama Arda da mesela bana şunu demişti. Sofi'nin Dünyası kitabında şöyle bir şey. 40 ayak varmış bir tane. Onu söylemişti bana. Neydi hani o? Söyle bir daha. 40 tane ayağın var. Sen nasıl yürüyorsun ki? Demiş. Ve bir daha o günden sonra yürüyememiş. Yazı yazarken nasıl yazdığınızı düşünün aynı şey başınıza gelir. İzleyenlere söylüyorum özellikle. Kendi adınızı falan bir şey, bir metin yazın şöyle. Yazarken her bir harfi nasıl yaptığını düşünün. Yavaşlarsın ya yazınız bozulmaya başlar. Aynı o da o şekilde bazı şeyleri otomatiğe bırakmak iyidir. Sağ olun hocam, çok teşekkür ederiz. Ben bu güzel soru ve hayat tecrübesi paylaşımı için fil hakika teşekkür ederim. Bundan sonraki bütün notalarım sizin için.